Deydi. Yine onların yanındaydı. O nedenle sormak istiyorum, bir dönmek istiyorum arkadaşlar hazırsa. Evren İşler merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Oradan geldiniz. Elbette merak ediyoruz. Çünkü unutmak gibi bir hastalığımız var. Böylesine sıcak zamanlarda hemen dönüyoruz. Ne oldular, iyiler mi diyoruz ama birkaç zaman sonra unutmaya başlıyoruz. Oysa böylesi adaletsizlikler... Sadece bu konu için, Gezi davası için değil elbette ama tüm adaletsizlikler her gün konuşulmalı, her gün anımsatılmalı. Mesela Can Atalay'ın nerede, memleketin nerelerinde mücadele ettiğini eminim şu an ezbere herkes öğrendi. Bunları daha çok söylemeliyiz. Siz bugün yanındaydınız tutsak edilenlerin. Nasıl bir kere moralleri? Önce onunla başlayayım. Çok iyiler. Yani Can, Tayfun ve Hakan üçüyle de görüştüm. Çok iyiler, moralleri çok yerinde. Geziye, direnişe ve kendilerine yönelen sahiplenmeyi, bütün destek mesajlarını takip ediyorlar ve onlardan gerçekten güç alıyorlar. Arkadaşlarımız kendi haklılıklarından, Gezi'nin haklılığından bir an bile şüphe etmiyorlar zaten. Ama bunun görünür hale gelmesi... halk nezdinde aklanmış olmaları, kamuoyunun bu insanların ve Gezi'nin pür pak olduğuna inanıyor olması onların çok daha güçlü durabilmesi noktasında gerçekten çok kıymetli. Çok iyiler, çok selamları var. Kendilerine her şekilde işte bizler aracılığıyla, sosyal medyayla, sizin aracılığınızla destek çıkan, destek ve dayanışma mesajları ileten herkese selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Evreçler dışarıyı hani sizin aracılığınızla elbette takip edebiliyorlardır ama televizyon izleyebiliyorlar mı? Cezaevlerinde sanıyorum Halk TV ve bazı kanallara yani ne bileyim Tele1, Halk TV, KRT, Fox onları izleme şansları olabiliyor mu? Şu an itibariyle hem Silivri'deki arkadaşlarımızın hem biliyorsunuz kadın arkadaşlarımız, onları da ismen analım. Mücella, Çiğdem ve Mine. Hepsinin televizyon seyretme imkanı var. Ve özellikle Halk TV'de sıklıkla seyrettiklerini söyledi arkadaşlar bugün. Peki birlikte mi kalıyorlar? Birlikte kalıyorlar, evet. Birlikte kalıyorlar. Şöyle yine ikili söyleyeyim. Silivri'de olan üç erkek arkadaşımız Can, Tayfun ve Hakan birlikteler. Bakırköy'de henüz karantina sona ermedi. Orada da henüz tam olarak hangi odada kalacakları belli olmamakla birlikte Mücella ablalarla Çiğdem birlikte, Mine yalnız. Şu andaki dağılım bu şekilde. Evren İşler, Tayfun Kahraman'ın kızıyla vedalaşması Türkiye'nin gündemine oturmuş, çok konuşulmuştu. Hı hı. Nasıl aileler? Siz görüşüyorsunuz. Aileler, görüşüyorum. Aileler iyiler. Yani Tayfun Kahraman'ın kızıyla vedalaşması bir gerçeklik. Gerçek bir duygu var orada. Bir babayla kızın nasıl vedalaştığını hepimiz gördük. Ve bu kadar büyük haksızlığın insanların hayatında nelere yol açtığının bir küçük somut göstergesi oldu. Yani şimdi tekrar paylaşıyorsunuz, rol yapılamaz bir görüntü bu. Dolayısıyla hani bu gerçeklik insanlara dokundu. Aileler çok iyiler. Yani çok iyiler derken elbette ki duygusallar, elbette ki can yoldaşlarını, eşlerini, oğullarını, kardeşlerini, babalarını özlüyorlar. Bu duygu tabii ki hayatlarının tam ortasında şu an itibariyle. Ama aileler açısından da şunu söylemek gerekir, haklı olmak güzel bir şey, anlaşılan o ki. O haklılığa olan inançla, o haklılığın verdiği güçle gayet onurlu, dimdik, hiç eğilip bükülmeden duruyorlar. Ve burada da hani elbette ki bu kadar yoğun duygular yaşanırken bunlar kolay değil. Ama o kadar net şekilde haklılar ve o kadar zaten hayatları bu insanların. Bu insanların hayatları doğrudan yana, hayatları kamudan yana, hayatları insandan, sudan, havadan, topraktan yana. Dolayısıyla zaten bu anlamıyla hayata bakış, dosyaya bakış,
direnişe, Gezi direnişine bakış açısından düşünüldüğünde ek bir çaba sarf etmelerine gerek yok. Bu zamana kadar ne yapmışlarsa onu yapmaya başları dik durmaya devam ediyorlar. Evren İşler, son sorum şu, cezaevleri koşullarını sormak istiyorum. Bir taraftan bayram geliyor, yani açık görüşlere ilişkin de kısıtlamalar oluyor. Siz de sürekli Silivri'desiniz bir avukat olarak. Yani elbette Gezi davasının tutsakları açısından da süreci takip ediyorsunuz ama diğer davaları da yakından takip ediyorsunuz. Oranın koşulları açısından da, yani hukuk içerisinde olan biri olarak ne söylersiniz? Yani sonuç itibariyle yani yaşam hakkından sonraki belki en temel hak özgürlüklerinden mahrum bu insanlar. Tabii ki hani buna bir parça pencere açan görüşler, temaslar çok kıymetli. Bayramla ilgili aslında şöyle bir küçük bahtsızlık oldu. Cezaevlerinde bu tip uygulamalar her ayın başındaki yazılışmalarla belirleniyor. O ayki görüşlerin ne şekilde uygulanacağı. Bayram ayın ilk günlerine denk gelince bir parça karmaşa var. Mesela Bakırköy için halen bayram görüşlerinin ne şekilde yapılacağı belli değil. Ve hani son dakika bir yazı gelmezse klasik kapalı görüş olarak yapacaklar görüşü. Ama bekliyoruz ve takip ediyoruz. Silivri'deki arkadaşlarımız bu bayramda aileleriyle kısıtlı bir süreyle de olsa, kısıtlı bir sayıyla da olsa aileleriyle açık görüş yapıp birbirlerine sarılabilecekler. Onun dışında yani cezaevi koşullarına ilişkin sanırım şunu söylemek gerekir. Özellikle Bakırköy'de fiziksel koşulların çok uygun ve çok rahat olmadığını söylüyor arkadaşlar. Mesela çok rahat oturamadıklarını, alt ranzanın yüksekliğinin oturmaya uygun olmadığını, üst ranzaya çıkışın zor olduğunu söylediler. Örnek olarak bunu söyleyebilirim. Bu tip sıkıntılar elbette yaşanıyor, yaşıyorlar. Ama hani genel olarak bakıldığında hani onları huzursuz edecek bir durum yok. İnsani ilişkiler açısından bakıldığında onları huzursuz edecek, ek bir mutsuzluk yaratacak bir durum yok. Cezaevinin kendi koşullarından kaynaklanan arkadaşlarımızla birlikte bütün tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldığı koşullar var. Aslında bunları uzun uzadıya daha konuşuruz, daha ortaya da çıkar ve hani geçmişte de tabii ki cezaevleriyle ilgili çok emek harcayan çok sayıda insan hakları kurumu var. Onların da emeklerine haksızlık olmasın elbette geçmişten gelen raporlamalarla birlikte güncel durumu, güncel koşulları da yeniden değerlendiririz. Ben ek olarak şunu söylemek isterim. Gerçekten çok sayıda dayanışma mesajı. Ben hani onurla, gururla söylüyorum. Bu insanlar benim sadece müvekkilim değil. Bu insanlar benim canım arkadaşlarım, canım can yoldaşlarım. Dolayısıyla ben onların yanında olmaktan onur, gurur duyuyorum. Kamuoyundan yansıyan destek mesajlarından da kişisel olarak da güç alıyorum. Ama şunu unutmayalım. Bugünün sıcaklığıyla sizin yayının başında söylediğiniz, bugünün sıcaklığıyla bunlar yapılıp geçilirse gerçekten bir kıymeti olmayacak. Gezi hepimizin, Gezi şu an var olan somut park haliyle nasıl kamusal bir alansa, Gezi direnişi de oraya katkı koyan, oraya itirazını, isyanını, umudunu, öfkesini, mutluluğunu, hüznünü, her neyse onu alıp gelen hepimizin. Dolayısıyla biz kamusal yaşamı, birlikte yaşamı devam ettirebilmek için de Gezi direnişi nedeniyle simgesel olarak seçilen ve şu an cezaevinde bulunan arkadaşlarımızı yalnız bırakmamakla yükümlüyüz. Evet. Bu Gezi'deki ağaçlara da borcumuz diye düşünüyorum ben. Evren İşler, çok teşekkür ediyorum. Halk TV izleyicisi adına da selamlarımızı iletiyoruz her birine. Çok teşekkür ederim, ileteceğim. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Evet, neyi savunmuşlardı, neyin yanında olmuşlardı ve 1 Mayıs'ta aynı ses yükselecek. 1 Mayıs'a peki nasıl gidiyoruz? Yine iş cinayetleriyle gidiyoruz. Dün bir patlama meydana gelmişti Tuzla'da.
bir fabrikada ve 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Ardından yangın çıktı. 3 işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na